Arkadaşlar, şimdi sizlerle ikinci denklemler konusunun üçüncü videosunda yeniden beraber olacağız. Evet arkadaşlar, ikinci videoda kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar, sekizinci örneği sizi çözmüştük. Dokuzuncu örnekten devam edelim. Arkadaşlar, x kare artı 2x artı 6 eşittir 0 denklemin gerçek sayıda çözüm kümesini bulun dediği soru bizden bunu istiyor, bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar buradan tam kareye bir ayıralım. Yine biz neyi öğrendik? Tam kareye ayırma yöntemini öğrenmiştik. X kare artı 2x'in yarısı 1. 1'in karesi 1 ilave edip 1 çıkarttık. Artı 6 eşittir 0 dedik arkadaşlar. Tam kareye tamamlayalım. X artı 1'in karesi artı 5 eşittir 0 bulduk. Arkadaşlar bu ifadeyi biz a kare artı b kareyi hatırlayalım bakalım. Bu özdeşliği çarpanla ayırabiliyor muyduk? A eksi b artı b diye yazamıyorduk. Bunu hatırlayın bakalım. Bunu böyle yazamıyorduk. Yani ortada x olursa yazıyorduk. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz. Hangi sayının karesini 5 ile toplarsanız 0 olur. Böyle bir sayımız var mı arkadaşlar? Bütün sayıların karesi pozitif. İki pozitif sayının toplamı hiçbir zaman 0 olmaz. Dolayısıyla biz bu denklemin köklerini bulamıyoruz. Yani çözüm kümesini bulamıyoruz. Şöyle de düşünebilirsiniz. Hangi sayının karesi eksi 5 yapar? 5'i sağ tarafa atarsanız x artı 1'in karesi eşittir eksi 5 olur. Sayının karesi eksi 5 olmaz arkadaşlar. Hiçbir reel sayının karesi eksi 5 olmayacağına göre bu denklemin çözüm kümesini biz boş küme olarak isimlendiriyoruz arkadaşlar. Yani bu denklemin çözüm kümesi boş küme diyoruz. Ya bu sembolle gösteririz ya da şu sembolle göstereceğiz. Evet, bu denklemin çözüm kümesi yokmuş arkadaşlar. Her denklemin çözümü olacaktır diye bir şey yok. Hatırlayacak olursak arkadaşlar. Yani hiçbir sayı, her bütün x artı 1'in karesi dedik gibi daima sıfırdan büyüktü. Yani 5 ile toplarsanız hiçbir zaman sıfır olmaz. Evet, burada anlatılan ifade bu arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer soru bilgimize. Bir ipucu var arkadaşlar burada. İpucu ne diyor? A farkı 0. A ve C eleman R sayı olmak üzere. A x kare artı B x artı C eşittir 0 denkleminde. C eşittir 0 için denklem A x kare artı B x eşittir 0 biçimde yazılır. Ve orta çarpan parantezine alma yöntemi kullanarak çözüm kümesi bulunabilir diyor. Yani arkadaşlar bu 3 terimlerin sabiti 0'sa 2 tane x terim kalıyor. Bu iki tane x terimde de ne diyor? Şuradan diyor x parantezine al diyor. Ax artı b eşittir 0 olsun diyor. Bunu sıfırlayan değer direkt x'e 0 verirsiniz diyor. Ya da ax artı b, ax artı b'yi 0 eşit dersin. Buradan da ax eşittir eksi b dersin. X'in değeri eksi b bölü a olarak bulunabilir diyor. Yani o zaman böyle bir denklemin çözüm kümesi 0'a eksi b bölü a şeklinde bulunabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu bilgiyi soru üzerinde uygulayalım arkadaşlar. Soru üzerinde nasıl bu bilgiyi ipucunu kullanıyoruz ona bakalım. Şimdi x kare x 6x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulun diyor. Bakın sabit sayı yok bu sefer burada. O zaman ne yapıyorduk? X parantezini alalım bunu. X eksi 6 eşittir 0 diyoruz. Bunu sıfırlayan değerle bir tanesi x eşittir 0'dır. Ya da x eşittir 6'dır. x 1 eşittir 0 veya x 2 eşittir 6 olarak çözümü bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Denklemin çözüm kümesi de 0'a 6 olarak bulunmuş oluyor. Denklemin çözüm kümesini bulalım arkadaşlar. Şimdi öğrencilerin yaptığı hatalardan bir tanesi şu arkadaşlar bakın. Şu x'leri götürüyor öğrenciler arkadaşlar. Bu hatayı kesinlikle yapmayın arkadaşlar bakın. 2x eşittir 7. x eşittir 7 bölü 2 buldunuz. Tamam da bakın bu ikinci derecenin bir denklem bakın. 2x kare eşittir 7x ifadesi ikinci derecenin bir denklem arkadaşlar tamam mı? Bakın bu hatayı yapmayın. Bu tür denklemlerde bakın x'in 0 olduğunu da düşünmek zorundasınız. Tamam mı? Yani sadece x'leri götürüyorsunuz ama x'e 0 verirseniz eşitlik sağlanıyor değil mi? Onu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu tür denklemleri çözerken şunu yapalım arkadaşlar. 7x'i sola alın ya da 2x kareyi sağ tarafa alın. Bir şey değişmez. X orta parantezine alalım arkadaşlar. 2x eksi 7 eşittir 0 diyoruz. X'in kökü bir tane 0'dır. Bir tanesi de
7 bölü 2'dir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burada 7 bölü 2 dediğinizde denklemin çözüm kümesini tam olarak bulmuş sayılmazsınız. Çünkü bu denklemi sağlayan bir de x eşittir 0 vardı. Siz bu 0'ı yok saydınız şu anda. Anlatabildim mi? Yani burası önemli bizim için. Çözüm kümesini de 0'a 7 bölü 2 olarak yazalım arkadaşlar. Bu denklemin çözüm kümesi de 0'a 7 bölü 2 olarak bulunuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, burada bir ipucu daha var. A sıfırdan farklı olmak üzere ABC eleman R'ye sayılıyor. Olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir 0 denkleminde B eşittir 0 ise bu denklem AX kare artı C eşittir 0 olur. Buradan AX kare eksi C. Buradan da x kareyi eksi c bölü a olarak buluyoruz. Eğer eksi c bölü a sıfırdan büyük ise, bakın sıfırdan büyük ise, denkleminin kökleri x1 eşittir kök içinde eksi c bölü a, x2 eşittir eksi kök içinde eksi c bölü a şeklinde bulunur diyor. Eğer c eksi c bölü a sıfırdan büyükse denklemin gerçek sayılarda kökü yoktur arkadaşlar. Yani denklemin çözüm kesini boş küme alacağız. Şimdi bunun bir uygulamasını yapalım arkadaşlar. Bakın ne diyor? B sıfırsa diyor bu denklemde. B sıfırmış arkadaşlar. Şimdi bunu atalım şuraya. Kaç diyoruz arkadaşlar? 8 dedik. 2'ye bölelim arkadaşlar. X kare eşittir 4 geldi. Buradan da denklemin köklerine geldi. X'in değeri bir tanesi 2'dir. Bir tanesi de eksi 2'dir arkadaşlar. Hangi sayının karesi 2'dir? 4. Bir tanesi 2, bir tanesi eksi 2. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hangi sayının karesi 4 dediği zaman dediğim gibi bir tanesini 2 olarak alırsınız, bir tanesini eksi 2 olarak alırsınız. O zaman denklemin çözüm kümesi eksi 2 olarak bulunur arkadaşlar. Bu denklemin çözüm kümesini bulalım. Bu denklemin çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi arkadaşlar x kareyi atalım sol tarafa, ne yaptık? Sağ tarafa x kareyi yalnız bıraktık, sağ tarafta, sol tarafta 12'yi sağ tarafa atalım. Hangi sayının karesi 12'dir arkadaşlar? Şimdi bakın. Hangi sayının karesi 12? Şimdi bunun arkadaşlar şu şekilde yazıyorsunuz. X her tarafın kökünü aldığınızda, bakın arkadaşlar her tarafın kökünü alalım. Bu arkadaşlar x kare hatırlayacak olursak, bakın mutlak değerden hatırlayacak olursak bu mutlak değer x olarak. Arkadaşlar. Mutlak değer x eşittir kök 12. Kök 12 neydi? 2 kök 3'tü. X'in içi bir pozitiftir, bir de negatiftir. X eşittir 2 kök 3'tür veya x eşittir 2 kök 3'tür arkadaşlar. Bunun iki tane eksi gelmesinin sebebi budur arkadaşlar. Bu geçen yıldan hatırlayacak olursak bir sayının karesinin kökünü aldığınızda bu ifadeyi mutlak değer x olarak yazarız arkadaşlar. X'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyoruz çünkü. Bunun için de bu ifadeyi mutlak değer x olarak yazdık. Burada x'in değeri bir pozitif olabilir, bir de negatif olabilir arkadaşlar. X eşittir eksi 2 kök 3 olarak geldi. Demek ki bu denklemin çözüm kümesini biz 2 kök 3 eksi 2 kök 3 gelecek. Her seferinde artık bu sefer de her seferinde böyle mutlak değeri falan kullanmadan daha pratik nasıl yaparsanız, x kare eşittir 12 ise x eşittir kökünü aldığınızı düşünün artı eksi kök 12 diye yazabilirsiniz arkadaşlar. X eşittir 2 kök 3 ya da x'i eksi 2 kök 3 olarak yazarsınız. Çözüm kümesi ne geldi? Eksi 2 kök 3'e 2 kök 3 olarak çözüm kümesini bulmuş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu denklemleri de bu şekilde çözüyoruz. Şimdi bakalım. Aynı sorudan bir tane daha var. Eksi 2x kare var. Eksi 18 eşittir 0 var arkadaşlar. Eksi 2x kare eşittir 18 diyorsunuz. Bunu 18'e eşitliyorsunuz arkadaşlar. Eksi 2'ye bölüyorsunuz. X kare eşittir eksi 9. Arkadaşlar hangi sayının karesi? X kare her zaman neydi? 0 ve 0'dan büyüktür. Hiçbir zaman x karenin karesi negatif bir sayı olmaz. O zaman çözüm kümesi boş küme diyoruz arkadaşlar. Bu denklemin gerçek sayılarda
Gerçek sayılarda ya da reel sayılar kümesinde çözüm kümesi yoktur arkadaşlar. Çözüm kümesi boş kümedir. Şimdi arkadaşlar artık belli bir şeye kadar getirdik işi. Şimdi arkadaşlar burada delta'nın bulunuşu var. Oldukça uzun bir ispat. Meraklı arkadaşlarımız burada bunu açıp öğrenebilirler. Burayı çalışabilirler. Bu oldukça uzun bir ispat. Yani bu şimdi bu formülü kullanacağız biz. Bu ikinci derece denklemin, ikinci derece bir bilinmeyen denklemin köklerini veren formül ve disjoint kavramı. Arkadaşlar bu disjoint dediğimiz olay nedir? Nereden çıkmıştır bu kökleri? Nasıl bulunuyor? Daha pratik bir şekilde aşağıda anlatmış. Şimdi oraya arkaya geçelim arkadaşlar. Orada bunun anlatımı var. Evet, şimdi burada bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A sıfırdan farklı. A, B, C eleman R sayı olmak üzere diyor. AX kare artı BX artı C eşittir sıfır denklemin köklerini veren bağıntıda. B kare eksi 4 acayi ifadesine denkleminin diskriminantı denir. Ve delta ile gösterilir diyor. Denklemin diskriminantı denir ve delta ile gösterir. Bu üçgeni biz delta diye okuyacağız arkadaşlar. Bu formülle bulacağız artık kökleri. Bu diskriminant denen o ifadeyi B kare eksi 4 AC ifadesiyle bulacağız arkadaşlar. Şöyle bir denklem verildiğinde arkadaşlar bakın. Şöyle bir denklem verildiğinde delta yani B kare B'nin x'in önündeki sayıya B dedik arkadaşlar. X'in önündeki sayıya A diyoruz. Şu sabite de C diyoruz arkadaşlar. X'in önündeki sayı B idi. B'nin karesi eksi 4 çarpı x'in önündeki sayı çarpı bu sabitin çarpımı ifadesinde bulduğumuz değer sıfırdan büyük ise bu denklemin iki farklı gerçek kökü vardır. Ve bu kökler eksi b artı kök delta bölü 2a diye bulunuyor arkadaşlar. Delta'nın kökünü alıyorsunuz. X2'de ne alıyorsunuz arkadaşlar? Eksi b eksi kök delta bölü 2a şeklinde buluyorsunuz. Arkadaşlar biraz önce bakın bir önceki örnekte ne yaptık biz? Şu delta'nın bulunuşunu size anlattık değil mi? Yani bakın şu delta'nın bulunuşunu şurada pardon bir şeyde bakacak olursak şurada arkadaşlar bunun ispatı böyle sürüyor. Uzun bir ispatı var. Buradan da bakın formülde neyi bulduk biz? En sonunda kökleri bulduk değil mi? Bak formül x1'i ne bulmuşuz biz? X1 denklemin kökünü bulurken eksi b artı kök delta bölü 2a'ydı x1. x2'de ne alırsanız eksi b eksi şunun delta'nın önüne bir artı koyuyorsunuz, bir eksi koyuyorsunuz arkadaşlar. 2a şeklinde kökleri bulmuş oluyorsunuz. Ha, buna x2 deyin, buna x1 deyin. Sorun değil arkadaşlar o. Bu ifade burada anlatılıyor arkadaşlar uzun uzadıya. Dediğim gibi meraklı olan arkadaşlar buradan bunun nasıl olduğunu dair çalışıp öğrenebilirler. Şimdi arkadaşlar bu delta eğer birbirine eşitse delta 0 ise delta'nın değeri 0 ise kökler birbirine eşittir. Yani çakışık iki kök vardır. İki kök de birbirine eşittir. Bu kökler x1 eşittir x2. Kökleri nasıl buluyoruz arkadaşlar? B diye alıyoruz. Eksiyle çarpıyoruz. X karenin önündeki sayı neydi? A idi. 2a'ya bölüyoruz. Kökler birbirine eşitse eksi b bölü 2a formülünden de bu kökleri bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Delta eşittir b kare eksi 4ac ifadesinde delta sıfırdan küçük ise bu denklemin gerçek kökleri yoktur. Yani bu denklemin kökü yoktur. Denklemin R'deki çözüm kümesi boş kümedir arkadaşlar. Bu denklemlerin çözümlerini de size öğreteceğiz arkadaşlar. Onu da karmaşık sayılar olarak öğreneceksiniz. Karmaşık sayılar konusunda bu denklemlerin çözüm kümelerini bulmayı da öğreneceksiniz arkadaşlar. Ve bu denklemleri çözebilmek için de insanlar karmaşık sayılar diye yani bilim insanları, matematikçiler karmaşık sayılar diye bir konu bulmuşlar arkadaşlar. Karmaşık sayılar kümesinde biz bu denklemlerin çözüm kümelerini bulabileceğiz arkadaşlar. Ama reel sayılarda biz bu denklemlerin çözüm kümesini bulamıyoruz. Şimdi arkadaşlar demek ki özetleyecek olursak şöyle bir özet yaparım size. AX kare artı BX artı C eşittir 0 dediği zaman bize bir denklem verildi. Bakın. Tam kareye ayırmayla, normalde harf ifadelerle yani 3 terimli ifadenin çarpanına ayırmasıyla ayıramayacağımız denklemler var.
Yani çarpanlar şeklinde yazamayacağımız denklemler var. İşte biz o denklemlerin çözüm kümesini bulabilmemiz için bir yöntem bulmuş matematikçiler arkadaşlar. Yöntemlerden bir tanesi diskriminant. Buna biz delta diyoruz ama bunun diğer adı diskriminant oluyor. Deltasına bakıyoruz. Delta neydi? B kare eksi 4 ac diyoruz arkadaşlar. Diskriminantını inceledik arkadaşlar. Diskriminantın adı deltaydı. Yani deltanın değerine baktık. A. Delta sıfırdan büyükse iki tane kök vardır. x1 ve x2 gibi iki reel kök var. x1 ve delta sıfırdan büyük ise x1 ve x2 gibi iki farklı reel kök var. İki farklı reel kök var arkadaşlar. Eğer delta sıfır ise x1 eşittir x2. İki tane kök birbirine eşittir. C delta sıfırdan küçükse reel kök yoktur. Şimdi öncelikle bunu bir bilelim arkadaşlar. Bakın delta sıfırdan büyükse iki farklı reel kök var. Bakın farklı. Delta eşittir sıfırsa kökler birbirine eşittir. Yani kökler çakışıktır. Delta sıfırdan küçük ise reel kök yoktur arkadaşlar. Bunun çözüm kümesi karmaşık sayılar konusunda, reel sayılar konusunda bunun çözüm kümesini bulamıyoruz bu denklemin. Şimdi arkadaşlar eğer şu varsa şu formülü bileceğiz bakın. X1 bak bunu yazmayı bileceğiz. Eksi B artı kök delta bölü 2 X1. X2'yi de aynı şekilde ne yazıyorsunuz? Eksi B eksi kök delta bölü 2 A şeklinde yazıyorsunuz. Bunu öğrenelim arkadaşlar. Bunu üzgünüm ama bir türlü ezberleyerek mi öğrenirsiniz? Yani bir türlü aklınızda tutmak zorundasınız arkadaşlar bunu. Şimdi zaten bunu dert etmeyin. Bunları biz yapa yapa aklımıza bunlar da kalacak arkadaşlar. Şimdi birinci örnekten başlayalım. Denklemin çözüm kümesini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar önce şunları bulalım. X karenin önünde kim var? A var. A'nın değeri 1'dir bakın. X'in önünde kim vardı? B vardı. B'nin değeri kaçtı? 5'ti. C kaçtı arkadaşlar? Eksi 6'ydı bakın. C'yi de eksi 6 olarak bulduk arkadaşlar. C'yi de eksi 6 olarak bulacağız arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar şimdi bu denklemin çözüm kümesini bulalım. Şimdi bu denklemin çözüm kümesi bulurken önce delta'ya bakıyoruz arkadaşlar. Delta neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 ac formülünden delta'yı biz buluyoruz arkadaşlar. B kare eksi 4 ac formülünden delta'yı bulacağız. Delta arkadaşlar B'nin karesi 25 eksi 4 çarpı A'mız 1 C'miz eksi 6. 1 çarpı eksi 6. Arkadaşlar burada işlemlerini çarparken, eksi sayıları çarparken parantezinizi yazmanızda fayda var. Hata yapmazsınız. 25, 24 de buradan geldi. 49 oldu. Delta 49 oldu arkadaşlar. Şimdi bunun çarpanlarını bulalım arkadaşlar. Delta 0 ne? 49. Delta 0'dan büyük. İki farklı reel kök var arkadaşlar. Bakın. İki farklı reel kök var. X1 diyorum. Eşittir diyorum. B'nin eksilisini alıyordum. Formülü hatırlayalım. B'nin eksilisini alıyordum. Formülü bir sefer daha yazalım. Kafanızda kalsın diye. 2A. Bir de arkadaşlar. Bunun eksilisini alıyorsunuz. Delta'nın önüne eksi koyuyorsunuz. Tek farkı bu arkadaşlar. X1'i bulalım. X1 neydi? B neydi arkadaşlar? 5'ti. Eksi 5. Delta kaçtı? 49. 49'un karekökünü al 7 yaptı. Bölü 2. X2 neydi arkadaşlar? X2'de B yine eksi 5. Eksi 7. Bölü 2. A'nın değeri 1'di arkadaşlar. 1 ile 2 çarpı 2 yapar. O zaman X1'in değeri kaçtır? 1 yapar. X2'nin değeri de eksi 6 yapar. Denklemin çözüm kümesi ne oldu arkadaşlar? Çözüm kümemizi yazalım. Bakın. Eksi 6'ya 1 oldu. Denklemimizin çözüm kümesi eksi 6'ya 1'miş arkadaşlar. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Yani bu tabi şimdi karmaşık gelebilir gibi bir durum görünüyor. Ama bunu dediğim gibi x1 ve x2 formüllerini delta'yı yaza yaza çöze çöze bakacaksınız ki öğrenmişsiniz. Dert etmeyin arkadaşlar. Yani sıkıntı olmasın. Bunu da
Halledeceksiniz. Rahat olun arkadaşlar. Şimdi bu denklemin çözüm kümesini bulalım arkadaşlar. Bu denklemin çözüm kümesini bulalım. Şimdi arkadaşlar 9x kare eksi 6x artı 1 diyor ya. A'nın değeri kaçtır arkadaşlar? 9'dur. B'nin değeri kaçtır? Eksi 6'dır. C'nin değeri kaçtır? 1'dir. Delta B kare eksi 4AC. Yazalım bunu. Formül kafamızda oturana kadar yazmamızda sıkıntı yok arkadaşlar. Delta eşittir. B'nin karesi. Eksi 6'nın karesi 36 arkadaşlar. Bakın. Eksi 4 çarpı A'mız 9, C'miz 1. 1 yazdık. Delta ne geldi arkadaşlar? 0 geldi. Arkadaşlar delta 0'sa x1 ile x2 birbirine eşittir. Kökler birbirine eşit. Bakın formülde yazalım. x1 arkadaşlar bulalım. Eksi b artı kök delta artı eksi de yazabilirsiniz buraya. Artı eksi 2a'ydı arkadaşlar. Çünkü x1 ile x2 birbirine eşit. Bakın x2 ile x1 birbirine eşit. Kökler birbirine eşit. Kökler birbirine eşitse biz buna çakışık kök diyoruz arkadaşlar. x1 eşittir. x2 tek kök çıkacak. Kökler eşit olduğu için. Delta 0'dı. B'nin değeri x 6 idi. Eksi ile çarptım. 6 oldu. A'nın değeri kaçtı arkadaşlar? A'nın değeri kaçtı? 9'u. Bir tane 9'u çarparsanız 18 yaptı. O da 1 bölü 3 oldu. Denklemin çözüm kümesi arkadaşlar. Ne oldu? Çözüm kümesi arkadaşlar şunu bir kaydıralım. Denklemimizin çözüm kümesi 1 bölü 3 olarak geldi. Bakın kökler birbirine eşit. Bu denklemin çözüm kümesi de 1 bölü 3 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de bununla ilgili bir sorumuz var. Geometriyle ilgili bir soru var. Bir ABC üçgeninde A köşesinin BC kenarlarını çizen BC kenar uzunluğundan BC kenar uzunluğundan 4 santim daha kısadır. ABC üçgeni alanı 3 santimetre kare olduğuna göre BC uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz diyor arkadaşlar. Bakın BC eşittir x. Burada şekil üçgen çizmek lazım. Şimdi üçgeni burada çizmiş zaten bize bakın. Arkadaşlar ne diyor? Yükseklik BC kenar uzunluğundan 4 santim daha kısa. Yükseklik kısa arkadaşlar. Bak tabanı ABC üçgeninde tabanına istemiş. Yükseklik x 4 demiş. Bu üçgenin alanı da 3 santimetre kareymiş. Hatırlayalım bakalım. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi arkadaşlar. 3'e. Buradan denklemi çözelim. X kare eksi 4x eşittir 6. X kare eksi 4x eksi 6 eşittir 0 oldu. Oldu mu arkadaşlar? Bakın. X kare eksi 4x eşittir 6. X kare eksi 4x artı eksi 6. Şimdi normal yollarla arkadaşlar biz şimdi normal yöntemlerle bakın arkadaşlar normal yöntemlerle biz bunun şeyini bulamıyoruz. Yani pratikten hemen çarpanlayma yöntemiyle köklerini bulma şansımız yok. Bakın iki sayı çarp eksi 6 olsun topla eksi 4 olsun. Böyle iki reel sayı hemen direkt olarak karşımıza çıkmıyor. O zaman ne yapacağız biz? Ya tam kareye tamamlamayla yapacaksınız ya da diskriminant yani dediğimiz delta formülünü kullanarak bu denklemin çözüm kümesini bulacaksınız. Şimdi arkadaşlar delta yazalım. Delta b kare eksi 4 ac. B'nin karesi b eksi 4. Karesi 16. Eksi 4 çarpı a'mız 1. C'miz eksi 6. 24. 16 da 40 yaptı arkadaşlar bakın. Burada 1 var. 40 oldu arkadaşlar. Deltamız 40. Şimdi arkadaşlar x1'i bulalım. X1 neydi? Eksi b. Eksi b. Şuraya x1'i delta yine x1 x2'nin köklerini yazarken ne yapıyordu? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a diye yazalım. Arkadaşlar artıyı birinciye verin. Eksiyi ikinciye veriyorduk. X1'i buradan bulalım arkadaşlar. X1 kaçtı? Eksi b. B'miz kaçtı burada? Eksi 4. Eksi ile çarptık. Artı 4 geldi. Artı kök 40 bölü 2 çarpı a geldi arkadaşlar. İkinci kökte x2'mizde 4 eksi kök 40 bölü 2 geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan x1'i bulalım. x1 kaç geldi? x1 eşittir 4 artı 2 kök 10.
bölü 2. X1 ne geldi? 2 artı kök 10 geldi. Öbürü de arkadaşlar bakın 2'ye çıkartırsa X2'de ne geldi? 2 eksi kök 10. Arkadaşlar kök 10 2'den büyüktür. X2 sıfırdan küçüktür. Biz bunu alamayız arkadaşlar. Bakın 2 eksi kök 10 sıfırdan küçük bir sayıdır. Uzunluk arkadaşlar x değeri pozitif çıkacak bizim için. Dolayısıyla biz bunu 2 eksi kök 10'u yani şu kökü x2'yi biz kök olarak alamayız. Bu denklemin köküdür ama bizim istediğimiz x uzunluğu pozitif bir uzunluk olacağı için dolayısıyla x'i alamayız arkadaşlar. Şu x2'yi çözüm olarak alamıyoruz. Bu soruya göre çünkü. Burada pozitif bir değer olacak. 2 artı kök 10 olduğuna göre denklemin o zaman x değerini biz 2 artı kök 10 olarak kabul ediyoruz. 2 artı kök 10'dan eksi 4'ü çıkartırsak da yükseklikte ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 artı kök 10 oldu arkadaşlar. Bakın bu taban uzunluğu yani BC uzunluğunu biz ne bulmuş oluyoruz o zaman? 2 artı kök 10 bulduk. Yüksekliği de x eksi 4. X'in yerine de 2 artı kök 10 yazdığınızda kök 10 eksi 2 oldu. Ya da eksi 2 artı kök 10 diye yazabilirsiniz. Sorun olmaz. Kök 10 arkadaşlar kaçtan büyük? 3'ten büyük bir sayıdır. En yakın tam sayı kimdir? 3'tür bu. Burada arkadaşlar 9'un karekökü 3'tür yapacak. Kök 10 da 3'e çok yakın bir sayıdır. 3'ten biraz büyük ama 3'e yakın bir sayıdır. Dolayısıyla yükseklik de pozitif bir sayı olmuş oldu. Oldu mu arkadaşlar? Bizden soru üçgenin neyini istemişti? BC uzunluğu kaç santimetre olarak sorulmuştu bize. BC uzunluğu da kök 10 artı 2 olarak bulunur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz de burada sona eriyor. Diğer dördüncü videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.